Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 15 Kasım Pazartesi, Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Bursa'da birinci yarış günü yazıyor. Burada eğer takip gördüyseniz. Çünkü nedeni İzmir, yani kış at yarışları programına geçiş oldu. Yani bugünden itibaren artık yani bazı yerlerde yarışlar bitti. Yeni yarışlar gelen yerler olacak. Bir de tabii ki yer değişikliği olanlar var. İzmir pazara alındı eğer yanılmıyorsam. Çünkü kış at yarış programında İzmir direkt pazar günü gündüz koşulacak olan yarış programına dahil ediliyor. İstanbul'a yer değiştiriyor yani. O yüzden bugün programlar biraz zayıf gibi. Kum yarışları var artık. Çimler iptal oldu. İptal değil yani, bitti yani. En azından Mart'ın ortasına kadar şu anda çim yok. Hatta normalde Nisan'a kadardı ama Mart'ın ortasında yarışlar oluyor. Şimdi tayların olacağı zamanlar, çünkü genelde Arap tayları Mart'tan sonra koşmaya başlıyor. O yüzden bugün 6 koşulu bir programımız var. 7'li plasemiz de yok. 1. 3'lük ayağım da yok. 4'lük ayağım da yok. Tabii 4'lük ayağımlar, 3'lük ayağımlar bu programın içerisinde var yani tek olarak. O yüzden saat 15'te kimiksiz bir 6'lı programımız var. Başka bir şey yok arkadaşlar. Tabii bu arada geceliğinde bir Moanik Valley Amerika yarışımız var. Arkadaşlar Moanik Valley yarışımız, Amerika yarışımız akşamları sadece üyeleri özel. Artık yani üyeleri özel olarak hazırlayacağım. Yani sizler bilirsiniz, en azından kanala katkıda bulunmak isterseniz, yani en azından bu videolarda katkıda bulunabilirsiniz. Ya en azından şöyle düşünün ya, ayda nereden baksanız en azından 7-8 tane bu programlar beni tutuyor. Hele bu hafta, geçen hafta zaten en az 3 tane programın Amerika'dan tuttu. 1400 lira veren var, 200 lira, 300 lira, 500 lira, neyse haftayı çıkarıyor, en azından bir oyunu bedavaya da getiriyor. Yani zarar edeceğinizi ben düşünmüyorum. Tabii sizin şimdi ne yapacağınıza bağlı. Şimdi öyle bir olur ki ben 30 gün 30 gün altı tuttururum yani, öyle bir program çıkarım ama siz yapan arkadaşlar bazıları tabii ki kendilerine göre bazen oyun yapıyorlar. Altını kaybedebiliyorlar. Yani bu gayet normal bir şey. O yüzden valla karar sizin. Ben en azından bu Amerika yarışlarını en azından ekstradan düzenlediğim için yani en azından sizlerden de bir katkıda bulunmasını istiyorum arkadaşlar. Gelelim bugünkü programlara. Fazla vakit de kaybetmek istemiyorum çünkü fazla bir koşumuz da yok. Tek bir program var benim bugün Bursa'da. Dediğim gibi akşamleyin de sadece üyelere özel bir Moanik Valley Amerika yarışımız var. Gelelim bugünkü programa. Birinci koşumuz saat 15'te başlıyor. Tabii ki birinci koşumuz 6'lı Ganya'nın ilk ayağı. Ve Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışında 9 sapkan arasında koşacak olan bu yarışta ilk startımızı verelim. Herkese bol kazançlar, bol şanslar. Haftanın güzel bir açılışını inşallah burada yaparak en azından birinci program. Çünkü bu İzmir, yani İzmir, aklımızda İzmir geliyor. Yani şu kış at yarışları programının birincisi. Bakın Bursa birinci, yani geçen hafta Bursa vardı. İnşallah bir de bir yaparak güzel bir açılışla gireriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar, hayırlı uğurlu olsun diyelim bu güzel sezon. Bakalım bize neler katacak, neler verecek, neler alacak. Burada benim sıralama şu şekilde. 4 nolu çayır ağası, bu El Corredor temsilcisi Mert Can Çelik'le start alıp savkan. En azından şu anda kup pistte en istikrarlı form gösteren bir isim gözüküyor. Yani benim de bugün biraz daha ön planda tuttuğum isim olacak arkadaşlar. 4 nolu çayır ağası. Daha sonra 8 nolu Carpe Diem Baby, Smart Robin temsilcisi Nurettin Şen'le start alıp savkan. İlk yarışın kumda 3.lük, arkasından bir çim 6.lığı elde etti ama bu safkan her geçen gün daha da iyi duruma gelmeye başladı. Hazırlıkları da iyi, kalıpları da fena değil. O yüzden burada da Maiden'a veda edebilir. O yüzden 8 nolu Carpe Diem Baby Nurettin Şen'le yazalım. 3 nolu Color of Light, bir Invisible Sun temsilcisi Akın Sözen'le start alıp safkan. 3 çim yarışı koştu ve son yarışındaki 4.lü bence tatminkar. Tabii hazırlıkları da oldukça iyi. Hazırlıkları kumda zaten yapıyor. Hani orijine baktığım zaman tamam şimdi de gider ama kumda da bu safkanın ben etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Tabii ki bir de 6 nolu VRV, Mendy temsilcisi Görkem Özçelik'le start alacak olan bu safkanda da yine önemli girişimler var ve bu istet bence kesinlikle ihmale gelmeyecek safkanlardan biri. Baba Mendy zaten kum çim ayırt etmeyen bir Harley Holiday temsilcisi. Anne de desem bir Royal Abjad temsilcisi. Yani bana göre bu pistte çok iyi koşmasını bekliyorum. O yüzden 4-8-3-6 yazalım ama bir safkanda yeriniz varsa bu 1 nolu Be Strong'a da bu Scarface temsilcisine Kaan Can Gökçer'e en azından bir sürpriz sevenler için bir çarpı atılabilir arkadaşlar. Ama öncelik 4-8-3-6. Geldik günün ikinci ayağına. Handikap 17, 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metrelik kum yarışı. Evet, burada da 8 safkan arasında koşacak bir yarışta
en azından kum pistin bayağı etkili bir ismi olan, Ankara'da son kum pistini kazanan, hem de iyi bir rakipleri geçen K.O. Magic. Bu Present Perfect temsilcisi Akın Sözen'e start alıyor. Bir kurtar ekibisine ait bir safkan. Güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Gerçi İstanbul'dan hazırlanıp bu yarışa katılıyor ama bu safkanın Ankara kumunda bile iyi yatları geçen. Bence böyle bir uygun bir grubu da bulmuşken lehine çevirmesini bekliyorum. 2-0 K.O. Magic bu Present Perfect temsilcisi Akın Sözen'le benim bugünkü banko limanım olacak arkadaşlar. Günün bir sonraki koşusu yani altılı Ganya'nın 3. ayağına geldik. Kısa vade 6 bir yarışımız var. 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışına. Kusura bakmayın ses biraz benim kötü gidiyor. Yani havalardan mı artık sulardan mı bir şekilde oluyor. Bu kısa vade yarışımızda 8 safkan mücadelesi bizi bekliyor. Bayağı kıyasla bir mücadele hatta bizi bekliyor desem yeridir. Çünkü birbirine çok yakın safkanlar var en azından performans olarak da. Ama ben her şeye rağmen 4 dolu Karahisar bu mani temsilcisi Kadir Tokaçoğlu ile son 7.'de hiç ölçemiyorum ama bu safkanın bu mesafelerde çok etkili yarışları var. Güzel de hazırlıklarla geliyor bu yarışa. O yüzden Kadir Tokaçoğlu ile 4 dolu Karahisar'ı yazalım. 5 dolu Siempre of the White temsilcisi Tolga Yıldız'a start alıp safkan oldukça etkili bir performansı sergiliyor. Ve son 4 yarışın 3'ünü kazanmış bir isim. Kesinlikle burada da iyi hazırlıklarıyla ihmale gelmeyecek isimlerden birisi olacak. 5-10 Siempre, 8-10 Serperhan, bir Nativan temsilcisi Furkan Yüksel esnaf alım safkanda. Bu aralar iyi bir performans yakaladı. Yani 3 yarış, son 3 yarışında bir tane birincilik ve son yarışındaki güzel ikinciliği ve bu mesafede yatkınlığıyla Furkan Yüksel'e de iyi bir uyum halinde olan bu safkanda kuponlara yazalım ve son olarak da ağır kilosuna rağmen de olsa grubun etkili bir isim olan 3-10 Turgay Başkan artık kendini kıvamına gelmeye başladı ve son yarışı kazandı bu isim. Bu line-up temsilcisi de Mehmet Kaya'da yazacağımız son isim olur. 4-5-8-3 benim bu koşudaki sıralama. Günün 4. koşusu altılı Ganya'nın 4. ayağı. Şartı 4, 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışında 1 ve 5'in ekür olduğu bu 6 safkanlı yarışta zor bir koşu bizi bekliyor tabii ki. Her şeye rağmen yani bu ayakta valla hepsini yazsak bence yeridir. Zaten vaziyet onu gösteriyor. Kapatacağız bu aya büyük ihtimalle. Büyük ihtimal değil kapatacağız arkadaşlar. Çünkü vaziyet onu gösteriyor. Yani birbirine çok yakın safkanlar performans olarak da birbirine çok geçebilecek safkanlar var. O yüzden benim tavsiyem bu aya kapatmaktan yana. Ama sıralama derseniz ne? Valla rakamsal numaraya göre gidebiliriz öncelikli olarak. Yani 1, 2, 3, 4, 5 zaten 5 ekürü. Geriye de bir 6 kalıyor işte. Onu yazıp boya bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Yani ben burada hiç yapmayacağım. Yorum yapmak istemiyorum. Çünkü neden? Hani hangisini kafaya alabiliriz? Bana göre hepsi de kafaya alacak safkanlar. Yani kafaya derken yani ilk olarak söyleyeceğim isim. Yani o yüzden bence hepsi şansı eşit. Hiç riske girmeden bu ayağı kapatılmasından yanayım ben. O yüzden bu ayağı haş deyip geçebilirim arkadaşlar. Günün sonraki ayağı 5. koşu altılı Ganya'nın 5. ayağı. Şartı 4, 4 ve yukarı Arapların 1300 metrelik kum yarışına geldik. Evet 9 safkanın mücadelesinde 5 ve 9'un ekir olduğu bu yarış. Evet bu şartlı 4 yarışta benim tabii ki kaliteli bir safkan olan ama son 2 yarışında bayağı ciddi rakiplerin arasında tabelaya giremeyen ama bu son galabında da gayet düzenmiş gözüken 2-0'lık kapaklı can benim favorim. Mertcan Çelik de start alacak olan bu atom kırıcı temsilcisi her şeye rağmen bu grubun bana göre üzerinde olan bir safkan. Son galabı da gayet tatminkar. O yüzden ben ilk şansı 2-0 kapaklı cana vereceğim Mertcan Çelik'le. Ama bu safkanın yanına bir rakip vereceğim. O da son kısa vade yarışındaki güzel tabelasıyla 1-0 uçan bilgin. Bu bilgin temsilcisi de Murat Aslan da bana göre kesinlikle ihmal edilmeden kuponlara yazılması gereken isim olur. Yani 2-1 yazıp bayağı bir şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Günün son koşusuna geldik. 6. koşu altılı Ganya'nın son ayağı. Şartlı 5, 3 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yarışına. Evet 12 safkan arasında koşacak bir yarışta biraz fazla at buraya da yazdık. Ben önceliği 8 nolu Arda'nın ateşine vereceğim. Bu Balıkan'ın güzel temsilcisine Ali Can İnci ile safkan zaten genel durumu oldukça iyi. Son ikinciliği de gayet tatminkar. Galopları da oldukça etkili olan bu safkan. Ben kesinlikle kuponlara ilk şansı atıp bu çarpıyı 8 nolu Arda'nın ateşine yatalım arkadaşlar. Ali Can İnci ile 4 nolu Şahsekin, bir Fazıl temsilcisi. Onur Öztürk'le start alan safkanda yine süratli yapısıyla yine formda zaten son 3 yarışta 2 tane birinci çıkarmış bir ismi. Kesinlikle kuponlarda yazacağız. Her ne kadar 48 günlük bir ara verse de bu safkan bayağı toparlamış kendini. Daha sonra 5 nolu Yürekli Çocuk, Kaya Yürekli temsilcisi de Mehmet Kaya'yla start alıyor. Kendi aile atlarından birisi olan bu safkanda oldukça formda ve tırnağının ucunda ve güzel hazırlıklara sahip. 11 nolu Öner Bey, bu Orçun temsilcisi Mahsun Demirbaş'la start ediyor. Son yarışını kazanan bu isim de yine önlerde şans verdiğim isim. Ses benim iyice gitti.
7 not Çerdiğin bir turbo temsilcisi Furkan Himne, Startam Savkan da yine güzel gruplardan geliyor. En azından kısa havada yarışlarda mücadele etmiş bir isim. Bugün kendine çok uygun rakipler arasında kesinlikle iyi ihmale gelmeyecek isim. Hazırlıkları da oldukça iyi. 7 not Çerdiğin'i Furkan Himne yazabiliriz arkadaşlar. 8-4-5-11-7 benim öncelik şans verdiğim isim ama bir yeriniz imkanınız varsa da en azından ağır kiloda olsa Tolga Yıldız'da start alacak olan 2 nolu Keşif Tay'da bu Orçun temsilcisine kuponlara ilave edebiliriz arkadaşlar. Yani 8-4-5-11-7 daha sonra 2. Şablona gelelim arkadaşlar. Hemen şablonumuzu da gösterelim. Evet. Birinci ayakta 4-8-3-6 daha sonra 1. İkinci ayakta 2 nolu Safkan Tek. Üçüncü ayakta 4-5-8-3. Dördüncü ayak hepsi verdim. İşte ekürler 1 nolu Safkan'la 5 nolu Safkan ekür olduğu için 2, 3, 4, 5, 6 yazsak yeterli burası. Zaten kapanmış oluyor. 5. ayakta 2, 1. Son ayakta 8, 4, 5, 11, 7. Daha sonra 2 arkadaşlar. Birkaç saniye daha bekleyelim. Ondan sonra yayınımızı kapatabiliriz arkadaşlar. Evet, herkese bol kazançlar, bol şanslar diyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.